alkol street kapalı şimdi. Yağmurlu Moskova'da. Simsiyah Moskova'dan selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne günüydü kuşu 12. ayın? Yok bugün değil o. Hayır 12'sinde ne günüydü? Russia Days. Rusya günü. Rusya günü diye bir günleri var. Onun kutlamaları için işte herkesin meydanı kapattılar falan. O Nikol sokak bak bir şey yaptılar. Ne var orada ne oldu ne bilmiyorum. Kapalı mı Kızıl Meydan bilmiyoruz. Biz de orada kapalı. Hiç gelmiyoruz. Zabit na Nikolski. O değil. Barbaros kaç? Kaç gün вот эти вот марафон я arkadaşlar бегу maraton olacak maratona hazırlık yaşattı. O yüzden bak kadın koşuyor. Ne böyle orada mı? Şurada kadar. O ne be? Biz de koşabiliyor muyuz? Koşuyor mu bence? Yok o наверное 100 метровка, 100 метровка, наверное. 100 metre yok ki kızım burası. Var. Hayır aşkım buradan burası 100 metre yok ya. Ne bileyim öyle işte. Ya ben bunların karizmayı düşürdüm o yüzden şey yapmıyorum. Koşmuyorum. Benim anlamadığım bunlar yarışmaya katılacak olanlar mı acaba burada tek koşan? Bilmiyorum ama TV var bak ne kadar ışık koydu. Kızlar da okey. Tamam Barbaros 100 metre. Biz geldiği için şimdi geri çıktı. Kontrol yapıyorlar. Yok buradan da Koçkaya'dan gireriz bak buradan çıkıyor. Kızlar da atmış yalnız ha. Koşucular gördün mü? Her zaman olduğu gibi arkadaşlar klasik olarak gene peltek konuşabilirim. Neden? Çünkü sakız çiğnerken gene dilim ısırdı. Saçma sapan. Yok ama sizin normal konuşuyor. Kimse anlamıyor. Çok kötü canım yanıyor ya. Bugün arkadaşlar 2 dakikalık işteyken bir yağmura yakalandım var ya sırılsıklam oldum ya. Bir de o değil işin... Orada kapalı galiba yok. Yok açık ya. İşin kötüsü bir de ne biliyor musunuz arkadaşlar şey. Ördek ha. Orada kimse bir şey almıyorlar çünkü çok pahalı suvenir. Tabii canım. İşin kötüsü arkadaşlar gündüz ben sabahleyin çıkarken birazcık yağmur vardı. Sonra yağmur durdu. Güneş açtı. Dedim ki ya kuşu benim elbiseleri hazırla ben geleceğim dedim eve üstümü değiştireyim çünkü çok sıcak dedim yani acayip terledim üstümde uzun mont vardı. Arkadaş geldim üstümü değiştirdim aradan yarım saat geçti geçmedi bir yağmur başladı. Sırılsıklam oldum ya sırılsıklam. Ulan tam iş saati bitti eve geldim yağmur durdu. Ya bu ne ya? Orada bir şey tozu geldi var. Ya, gene. Ya aşkım gidelim ne yapacak? Aynen girelim bakalım bir. Of arkadaşlar kusura bakma kapatıyorum çünkü kontrol gideceğiz. Bey. Barbaros anahtar var. Aç şimdi. Bilmiyorum ne var. Moskva. Bir şey yazdı bir dakika. Literatürni. Kitap için bir şey kitap var. Kitap var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi polis o anahtar da isteseydi benden vermezdim. Girmiyorum derdim yani. Tamam bak göster arkadaşlar anahtar. Çünkü bu anahtar çok Nikita birinci klas gitti. Nikita birinci sınıfa giderken evet. Nikita'ya bunu hediye etmişlerdi arkadaşlar. Ve Nikita her zaman kendini savunma için ya bu kadarcık çelikten bir şey böyle. Hani evet. Bundan çeneye meneye koyduğun zaman dağıtıyor çok işte. Çok böyle. Ağır. Adam açmak. Adam açmaya çalışıyor hiç... falan dedim o açılmıyor. Yok ama ne zaman Nikita küçük bir gün arkadaş geldi. Kim geldi? Bir adam geldi. Nikita çat. Nikita karate gitti. Önce. Nikita'nın telefonunu almış. Çocuk deli siktirdi şimdi. Nikita da bundan bir tane çakmış çocuğa. İkinci klas. Almış ondan kaç? Sonra. 9. Ha öbür çocuk 6. 7. sınıfta mı neymiş? Nikita 2. sınıfa gidiyordu o zaman. Ondan sonra Nikita patlatmış bir tane almış da kaçmış ondan sonra kendi. Bu karate gidiyor. Adam. Her gün kaç gün? Yani haftada 2 saat ondan sonra daha 3 saat
Toplam 5 saat karate gündüz de var. Ya bir tanem zaten bak şöyle söyleyeyim ben sana. Bak sporun her çeşidi okey benim için. Yani spor sonuç itibariyle insanlar aikido da yapar. Bir şey de yapar. Evet. Ama evet. Bana sorarsan mesela evet, benim için biraz sadizm var. Ya mazı, benim için mazohizm. Ya ondan değil yani spor güzel bir şey ama hani benim için ciddi bir şey değil. Ya eyvallah hobi için yapılır. İşte sağlığın için yaparsın karate marate de. Abi sokağa çıktığın zaman öyle karate marate yemiyor. Sokakta kafes dövüşü abi. MMA. Direkt. Ya da boks. Yani ya çünkü hani sizin boks. Boks bile değil de benim bu şeyi çok hoşuma gitti arkadaşlar bu arada. Vallahi en kısa zamanda başlamak istiyorum. Rusların şeyi var. Nasıl çeviririz onu? Askeri kendini savunma sanatı diye bir şey var bunlarda. Boyavoy neydi o? Boyavoy sama barona. Boyavoy sama barona. Samba'ya bir farklıysan dedi. Tabii canım samba farklı. Boyavoy sama barona arkadaşlar. Ya yani bunların özel kuvvetlerini falan eğitiyorlar da çok pahalı ya. Aylığı 10 bin. Sen aç video. 11 rubl göster arkadaşlar. Göster adam nasıl training veriyor. Mesela böyle pozisyon sen şöyle yap. He, dur bak. Böyle pozisyon sen şöyle aynen yap. Sen Barbaros açıyor. Böyle. Bakın adamın bir de eğitimleri böyle ha. Dur bak. Ya işte dar alanda nasıl kendini savunursun? Böyle gibi Barbaros istiyor. Hayvanlık böyle ya çat çut bum bum. Arkadaşlar ya bilmiyorum da ben de herhalde. Evet var içinde. Biraz şey var ya ne diyorlar. Ben de biraz galiba ben onu fark ettim. Sadomazo var. Ben mesela şeyde de. Sado biz mazo. Taşıya mazo biz. Ben kafes dövüşüne de giderken mesela dayak yiyordu oturuyordu aşağı. Seviyor. Lan beni dövüyorlardı benim surat kıpkırmızıydı. Hoca geliyordu ya bir şeyim var mı falan ondan sonra. Yok diyordu hocam ve ya devam. Sonra devam. Eve geliyor. Bak nasıl bana. Ve ben hakikaten nasıl ama nasıl geliyordum değil mi kıpkırmızı ben baktım böyle kırmızılık da kuşu şeyden zannediyor ya biz orada antrenman falan yapıyoruz halbuki dayak yiyorum orada ya, ama kızım bak biz Türk olarak sen bir de karşı tarafı göreceksin ben kırmızı geliyorum da sen bir de karşı tarafı göreceksin ben böyle bir ay falan dayak yedim arkadaşlar ikinci ay artık o beni dövenlerden Türk'ün gücü intikam almaya başladım. Adamları. Ama ondan sonra kapalı bu okul. Adamları yerden yere vuruyor. Şey ama. Aa tabii geldi bu kapalı. Yok canım şu an Riko açık halen benim gittiğim. Açık. Hı. Orası şey zaten spor enstitüsü gibi bir şey. Benim bu halde açık. Ama işte. Ya artık bir de şimdi yaş ilerledi bu adamınki daha mantıklı. Böyle hani ufak tefek hareketlerle bam güm etkisiz hale getiriyorsun. Çünkü orada şimdi Sambo'da yok al adamı yere vur. İşte şey yap. Takla at, makla at. Lan gelmişim 40 yaşına. Yok sandalyenin üstünden atla yere düş falan yani. Benlik değil biraz. Ama seviyorum gene yani. Yaparım gene. Arkadaşlar bir de bugün ya oğlum hakikaten çok saçma bir şeye denk geldim. Ya bu burada işte yollardan karşıdan karşıya geçerken alt geçitler var. Ve alt geçitlerde böyle merdivenler oluyor. Bir de merdivenin kenarında da böyle uzunlamasına merdivenin uzunluğunda şey oluyor sakatlar için. Hani aşağıya tekerlekli sandalyeler insinler diye ben de bisikletten onu kullanıyorum. Ya oradan çıkması çünkü kolay oluyor. Aa evet ben. Ondan sonra ulan oradan çıkıyorum. Lan çıkarken bir baktım. Bir de böyle hani o rampalarda şey oluyor arkadaşlar kenarda böyle. Sen göster arkadaşlar. Arkadaşlar kenarda böyle işte bu rampa, rampanın kenarında da hani işte tekerlekli sandalyeyle giderken çok fazla hızlanmasın falan diye böyle tutacak demirler var. Ya şu kalınlıkta falan işte demirler bak. O kalınlıkta demir. Lan orospu evladı ya. Baktım adamın biri çıkartmış işiyor orada. İşiyor, hakikaten işiyor yani herif. Ondan sonra lan işiydi orospu çocuğu. Bana uzak da Allah'tan benim yanımda yapsın. Çarpardım da ben. Lan işiydi. Ondan sonra aleti gitti o şeye demire sürdü ya böyle. Ay dedim ananı sikeyim. Ondan sonra çocuklar veya lan, yaşlılar. Yani, orayı çocuk da tutar, yaşlı da tutar. Ne orospu çocuğu ya.
Vallahi çarpacaktım da. Ay benim dumana sigara içiyorum, duman geldi. Dedim. Baktım polis vardı orada. Polise söyledim ya kardeşim dedim, baksana ne yapıyor dedim ya. Onu çıkartmış dedim işiyor. İşemeyi dedim geçtik. Herif dedim kafasını dedim demire sürtüyor. Nasıl bir fantezidir bu amına koyayım dedim ya. Ben dedim çünkü. Lan polis ne olacak? Polis gidiyor. Herkes lan, hasta istiyor. Lan polis gidiyor ne olacak? Onun cezasını ben sana söyleyeyim 500 ruble. Yani 500 ruble. He arkadaşlar. Kamera aç internette koyuyoruz böyle. Arkadaşlar. Ne kamerası ya? Bu adam. Ne bileyim ya. Sen niye geniş Google aldın ki ya? Sana arkadaşlar şeyde belki de benim düşüncem pis günah üstüne piçin bulaşıcı bir hastalığı vardı bence. Hintliler buraya da gelmiş. Bence piçin bir hastalığı vardı. Belki de hani millete bulaştırmak için öyle bir şey yaptı. Bunlar çünkü arkadaşlar karakter olarak var ya hakikaten karakterleri çok kötü ya. Ruslarda öyle bir egoizm var. Şeyler adamlar. Ben hasta oldum amına koyayım öleceğim. Herkes hasta olsun ölsün. O kafalarda yani. Hani ben biliyorum. Hep Ruslar koymuyor böyle. Ya bütün Ruslar değil de var yani öyle piçler. Ama çünkü kitaplar var o subject about. Yani. Hepsi değil ama vallahi ben sana söyleyeyim 50-50'dir ha kuşu. Egoist. 50-50'dir yani ben sana söyleyeyim. Oran olarak. Yani 150 milyon kişi yaşasa Rusya'da 75 milyonu böyle. Tabii. Of sen de. Ya adam gerizekalı galiba. Böyle yaptı. Yok ama bunlar da hakikaten ya şaka bir yanı şimdi şey yapıyoruz da. Ama var yani bunlarda öyle bir kafa. O kafalarda yaşıyorlar yani. Yaşayan adamlar, insanlar var yani hakikaten. Bana kötü, sana da kötü olsun. Yani ben kötüyüm, sen de kötü ol. O kafalardalar. Evet, var böyle. Aynen, aynen. Gene çiçekler miçekler açtı çok güzel de. Yani havayı bir eğlenemedik ya. Geçen bir işte eğlendik, 26 derece oldu. Dondurma yedik ne güzel. 10 numara 5 yıldız dışarıda. Ondan sonra bir anda 8 oldu arkadaşlar hava. Ya bir de arkadaşlar şimdi havanın 8 derece olması da sıkıntı değil. Hava bir anda böyle bir günde düştüğü zaman inanılmaz derecede baş ağrısı yapıyor ya. Böyle fanusun içinde yaşıyormuş gibi oluyorsunuz böyle. Kafanız sanki fanusun içindeymiş gibi. Bakın çiçekler miçekler açtı Kızıl Meydan'a baksana ya. 10 numara 5 yıldız. Aleksandrovski sattayız. Aleksandr'ın parkındayız. Arkadaşlar anlamanız için söylüyorum. Şöyle demire işte yani. Burası rampa ya. Şu tarafta Elif. Herif işi sürttü yani herif. Na kupili kapsin. Ha, o Rusça konuşuyorum ben. Rusça aynen herkes bizim zaten konuşuyor. Dur be Barbaros. Arkadaşlar her zaman gibi klasik kutsal sushi gecesi. Gel bakayım. Sushi'mizi aldık. Lola, hey. Dakika. Chips aldı ve sushi aldı. Sushi aldık bu kadar. Her zaman gibi bölümümüzden like atmak, yorum atmak, evet. Yeni bölümlerden yürüyoruz, yürüyoruz. Şu an var ya çın çın çın. Açık konuma getirmeyi unutmasın. Seviniriz. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bay bay. Bugün az çıkıyoruz çünkü dün yarın Metin'in doğum günü var. Aynen ben arkadaşlar, pasta yapıyorum. Hazırlık kuşu bayağı. Yarın çikim yapayım. Of, yarın bir pasta i̇ki, var. İki tane pasta ben yaptım. Öf. Neli yapacağım, yaptın ya bir dakika. Yapacağım. Bir tanesi vişne çikolata, ötekisi aprikot çikolatalı. Praga. Oo, Praga adın Rusça. Prag pastası arkadaşlar çok ünlü. Böyle işte. Bak bak köpeği nasıl yüzden eğittim arkadaşlar. Bakın yani tasmasız bile dolaştırabiliyorum. Evet, evet. Başka köpek böyle yapmıyor. Yapmıyor. Eğitmezsen yapmaz kızım. Lola. Şimdi şşt, o kadar. Bye bye. Bye. Loli. Lola. Bye bye.